Allah kusursuz yaratandır. Ancak neden özürlü ve sakat insanlar yaratıyor? Bu soruya iki şekilde cevap vermek mümkündür. Allah mülk sahibidir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Kimse ona karışamaz ve onun icadına müdahale edemez. Bizi yoktan var eden ve uzuvlarımız ile teçhizatlandıran Allah'tır. Biz bunları bize lütfeden Allah'a daha evvel bir şey vermemişiz ki onun karşısında bir hak iddia edebilelim. Haksızlık ödenmeyen bir haktan gelir. O halde bizim hak iddia etmemiz manasızdır. Allahu Teala Hazretleri bizi yokluktan çıkarıp var etmiş. Hem de insan olarak. Dikkat etsek bizden çok daha aşağı yaratılan birçok mahlukat var ki pekala onlara bakıp nelere mazhar olduğumuzu düşünebiliriz. Cenab-ı Allah bazen insanın ayağını alır, onun karşılığında ahirette pek çok şey verir. Ayağını almakla o kimseye aczini, zaafını, farklılığını hissettirir. Kalbini kendisine çevirtip o insanın duygularına inkişaf verirse çok az bir şey almakla pek çok şeyler vermiş olur. Demek ki zahiren olmasa bile hakikatte bu ona Allah'ın lütfunun ifadesidir. Tıpkı şehit edip cenneti vermesi gibi. Bir insan muharebede şehit olur. Bu şehadet ile mahkeme-i kübra ve Allah'ın huzurunda sıddıkların, salihlerin gıpta edeceği bir makama yükselir. Onu gören başkaları, keşke Allah bize de harp meydanında şehadet nasip etseydi derler. Binaenaleyh böyle bir insan parça parça da olsa çok şey kaybetmiş sayılmaz. Belki aldığı şey ona nispeten çok daha büyüktür. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne güzel demiş. Her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah. Selametle.